Hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Mountain Blade Warband bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz Native'de başarım avındaydık. Girl Power başarımını kazanabilmek için İncil'e arvayı Sarren'in tahtına geçirmek istiyorduk. Bununla beraber benim artık haydut avlamaktan sıtkım sıyrıldı. Arkadaş 5-6 saattir ben haydut avlıyorum. Ve gerçekten de haydut avlamak artık zoruma gitmeye başladı. Ben öncelikle bir sultan hakime bağlılık yemini edip sonrasında diğer Sarren lordlarıyla aramı yükseltmeyi planlıyorum. Artık savaşta olduğumuz köyleri mi yağmalarız, ne yaparız bilmiyorum ama birazcık işlerin hızlanma vakti geldi çünkü ben baygınlık geçirmek üzereyim. Sarrenit kimlerle savaşıyor? Hemen bir ona bakayım da. Sarrenit lordlarla savaşta ve Svadia ile savaşta. Vayagirlerle savaştıkları an bizim ekonomi bitiyor bu arada. Öyle bir bilgi vermiş olayım. Ben bunlara karışamıyorum tabii. Kelle avcılarıyla kaçaklar savaşıyor. Burada kim savaşıyor? Burada da Sarrenid'in bir orduyla Svadia savaşıyor. Abi dur, benim de savaşlara katılmam lazım. Beni bekleyin. Beni bekleyin. North Vayagir'le savaşıyor bir yandan. Aa, North Krallığı'nın orduları en son Kurav şehrinin oradaydı. Kurav şehrine doğru yığılmış vaziyettelerdi. Sultan Hakim burada mı? Sultan Hakim. Ya Sarrenid'e de katılmak hiç içimden gelmiyor be abi. Turnuvaya girmeyeceğim artık. Yani turnuva beni birazcık şey yapıyor. Ya ben Sultan Hakim'in yanında fight'a gireceğim de bu adam bana toprak moprak vermeyecek ki. Sen diyecek gacısın diyecek. Sana diyecek toprak falan vermem. Yarmagül. Lordum. Hanımım, belli ki sizde bir savaş lordunun becerileri var. Kalradya'da bu tip hünerlere sahip kadınlar görmek sık karşılaşılan bir şey değil. Fakat nadiren de olsa görüldüğü olur. Soylu kadınlar genelde köle edilen veya rehin alınan kocalarının veya babalarının ardından ordularının başına geçer. Yine de bir kralın fazladan bir derebeğine ihtiyaç duyduğundan ne kadar yürekli olursa olsun bir kadına toprak verdiğini duymadım. Böyle bir şey yapmaya kalksaydım tüm Kaldırada tarafından kınanırdım. İnsanlar benim için ya kafası karışmış ya da büyülenmişler. Hatta hayatın doğal akışını alt üst etmeyi kafaya koyduğumu zannederler. Ne kadar üzülsem de sana toprak veremem. Bana toprak vermesen de ben senin için savaşırım mı diyeyim, ne diyeyim abi? Düşmanın birinin kalesini ele geçirsem belki bu konuda biraz ılımlı olurum diyor. Lordlarından biriyle evlenirsem oho. Evlensem de diyor kocanın mülkiyetini kullanırsın ama öyle derebeyi olarak alınmazsın diyor. Abi toprak vermesen de ben senin için savaşmaya hazırım. Ah be işte, yani kadın karakter açmanın böyle bir durumu var dostlar. Kadın karakter açtığın zaman adamlar sana toprak vermiyor. Diyor ya, elinin hamuruyla erkek işine bulaşma. Gidelim acık savaşalım, benim sıtkım sıyrıldı oturmaktan. Gidelim böyle birilerine bir musallat olalım. Bir de ben asker... benim askerlerim iyi zaten. Ya asker toplarım bir ara. Sancak mancak seçtirecek mi bana? Ben böyle deli gobel gibi takılmaya devam mı edeceğim? Kelle avcıları çör haydutlarını şişliyor. Merhaba. Eyvallah. Çör haydutları kaçıyor. Dayı sen dur. Ay be. Neyse. Haydut pataklamaktan zaten benim sıtkım sıyrıldı. Ben çör haydutlarına falan girmem. Bana savaş verin. Savaş savaş. Şimdi kimlerle savaşta bu krallık? Nordlarla savaşta ve Svadia ile savaşta. Gidip Svadia'nın köylerini möylerini bir yakayım ya. Bir köy yağmalayayım ne olur ya. Nerede abi en yakın köy? Emir'in köyü var abi. Ben Emir'in köyüne musallat ekseyi açtım. Arkadaşlar bu arada gerçekten bu oyunda şey oturtmak bayağı zor. Ekonomi oturtmak bayağı zor. Şükürler olsun bana sancak seçtirecek.
Benim gözüm buna aşina dostlar bu arada. O yüzden bunu seçiyorum. Haberiniz olsun. İlla ki daha güzel duranları, daha güzel şey yapanları vardır ama benim göz buna aşina. Ne oluyor hocam? Nereye gidiyorsunuz? Kompelegir ve askerleri. Kompelegnar ve askerleri nereye gidiyor? Peki yolculuk ediyor. Ih. Kanka ben... İnşallah Sultan Hakim bizi burada kurtarmaya gelir dostlar. Yoksa save sıfırlanıyor. Cesaretiniz varsa gelin lan. Geldiler valla. Kameramdan dolayı göremiyorsunuz ama 580'e 205. Cesaretiniz varsa gelin oğlum. Şuradan böyle kafalarına güm 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 indireceğim. Ama şöyle bir durum var. Abi. Tekil kenara ağzına tükürtürme. Benim itemimde başka bir şey yok ki. İnşallah bu kaleye okçu mokçu yığmışsınızdır hocam. Kapının orada tutmaya çalışacağız adamları. Yapacak bir şey var mı? İnşallah sıfırlanmayız be abi. Ne diyeyim? İşin kötü yanı şu. Bendeki gürs. Ordunun tamamını yenemezsek... Ordunun tamamını yenemezsek bunlar tekrardan doğrulur. Abicim bu da kafa be. Bu da kafa be. Bende savaşçı kadınlar falan yok. Bunlar niye böğürüyor bilmiyorum. Sultan Hakim savunmaya gelmedi zaten burayı. Ben full hileyle oynamış gibi bu arada. Oyun sonunda hep karakter bayıltma gözükecek değil mi? Ama halbuki emek server abi. Eliminen dayı eliminen diye adam bayılttım. Svadyalıların arbeletçileri var. Şöyle bir kenarda duralım. Wipe yemeden hallederiz inşallah. 76 ölü 25 yaralı var. Bu şu anlama geliyor. Samet babuş çalışıyor. Bizde kaç ölü var? 2 ölü 2 yaralı bende. 20 ölü 6 yaralı. Garnizonda. Ama bir yerden kadın savaşçı çığlığı geliyor diyorum. Ben kadınım ya. Ben Yarmagül karakterini açtığımı unuttum birader. Savaşçı kılıç kız kardeşler falan aldı dedim herhalde biri. Kendimi unuttum. Aleykümselam Enginar, hoş geldin. Ha, level aldım. 18 level oldum. Karizma ve... Karizma ile beraber gelen liderlik ve esir becerisini arttırıp... Biraz daha adam tutmaya çalışacağım elimde. Bunların arbeletleri tükenmiyor mu ya?
Çok fazla sıkıyorlar buraya doğru. Umarım hepsini yenebiliriz tek seferde. O kadar çok sıkıyorlar ki. Geriye bir tek bizimkiler kaldı galiba. Oğlum göstermeyin kendinizi be. Kemçuk ağızlılar, göstermeyin kendinizi. Ölmeyin şurada. Destek kuvvet gelecek mi bize? Umarım gelir. Dışarıda 135 adam var. Savunuruz bu kaleyi ya. Şeyi hatırlayanınız var mı bu arada? Mesela ben bu kaleden buğut alabilecek miyim? Ya bu savaştan bana ganimet payı düşecek mi? Yoksa hepsini kale mi alıyor? Bak onu da merak ediyorum bir yandan. Neyse en azından seriye bir tempo geldi. Hortlamayın bana arkadan. Ne kadar cephaneleri olabilir ki? Ama loot alıp alamadığımızı hatırlamıyorum dediğim gibi. Alabiliyorsak şayet... Benim keyif bayağı yerine gelecek. En kalitelisinden 10-15 adamı alırım esir olarak. O esirlerden zaten ayı gibi para gelir. Bir de itemleri alırsak var ya çok iyi bu arada. Ordu senin himayende loot'u görürsün. Çok iyi. Buranın loot'u var ya bizi uçurur uçurur. Evet bu arada garnizon da benim sözü dinliyor. İçeride bir tane daha emir vardı aslında. Bir Sarranit Lord'u daha vardı. Oğlum bu günleri de mi görecektim ya? Sarranid'i yaşatmak için savaşıyorum. Yemriyeciğim dur ben afortlama. Sen 900 saat oyna bu oyunu. 900 saatin en az 850 saati Sarrani'de eziyet etmişimdir. Şimdi onlar için kılıç sallıyorum ya. Çok ilginç bir his. Bunların arasında kergitli falan da var. Kaç ölüm var benim? 6 ölü var. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu adamların 380'i pert. Bunlar gelmeye devam ederse bunların boku çıkar burada. Çok fazla yaralısı var bir de. Bak bunu ilk defa öğreniyorum. Komuta kimdeyse loot'u o mu görüyor?
Ya benim kafada şey diye kodlanmış. Kale savaşlarında yok 270 kalmadı bak. 323 ölü, 85 sakat, 130 da sahada. Yani büyük ihtimalle 530'a 250 girdik zaten. Büyük ihtimalle bu son part. Abi şöyle kal, vur. Kaldır, vur. Kaldır, vur. Benim çiften vuruş üneri kaç oldu acaba? Keşke önce karaktere şey verebilsem ya. Esir yönetimi. 15 yerine 20 tane adamı esir alırdım. Neyse. Fight esnasında skill dağıtamam diye düşünüyorum. Ya da fight bitiminde. O arbaletlilerin oku bitmedi mi ya? Yerde yaymay bulsam belki bir şeyler yapacağım da bende de bir tane bile okçu yok. Ha ben aşağıda zıplayamam. Çok okçuları var hala. Gelecekler eşek gibi. Oha C'ye basıp dağıtılıyor mu? Kanka bu çok güzel bir info. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Aa. İlk defa senden öğrendim ha. Vay be. Gerçi ben oyunda en son ne öğrendiydim? Onca saat oynayıp böyle. Hiç oyunda olduğunu bilmediğim bir muhabbeti öğrendiydim de unuttum şimdi ya. Bu adamları yukarı daha hızlı çıkartabilmek için bütün adamları acaba geri çekip bunların çıkmalarını bekleyip öyle mi hücum etsem? Çünkü pek bir şeylere kalmadı. Birader sana bir şey diyeyim mi? Bir saniye. Assassin muhabbetini yeni öğrendim, evet. Assassin muhabbeti falan varmış. Gerçi yok, Assassin muhabbeti değil de bir muhabbete çok şaşırdıydım. Hatırlamıyorum ya. Bu da onun gibi bir şey oldu. Allah aşkına bir çekilin. Abi yürüyün şuraya doğru. Bak çok güzel bir şey yapacağım. Adamları buraya doğru çıkartacağım. Savaştan çık gir bir seçenek değil bu arada. Bir alternatif değil. Heh. Şuraya inemiyor muyuz ya? Lan bu kale buradan mı ibaret? Vay anasını be. Aşağı inme seçeneği yok mu lan? Bu merdiven nereye iniyor baba? İnin oğlum aşağı. İn 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 in. İn aşağı. Onlar orada bağlandı mı ne yaptı bilmiyorum. Şunlarla beraber biz bir inelim aşağı. Kaç adamları kaldı aslında? İki mi? Vur abi, iki ise vur vur vur. İki ise vur. Pardon ben oradan çıkmayan çok adam var zannettim. Ona göre dedim hareket edeyim.
Lord bana yürümüştü, evet, o muhabbeti de çok fazla görmemiştim. Gerçi kadın karakter açmayınca çok fazla görmüyorsun tabii. Bannerlord da bu kadar değil de. Warband'da kadın karakter, evet, birazcık şey. 9 ölü 15 yaralımız var. Müttefiklerimizin 53 ölüsü 38 yaralısı var ve biz düşmanın bu şekilde içinden geçtik. Arkadaşlar bir kime alamadık. Affedersiniz bu kuşatmadan. Hiçbir haltı alamadık. Teslim ol ya da öl diyerekten kalanları bir toplayalım madem. Ya herhalde benim memlüklerin gücü bunlara yeter. Çarköp adam kalmıştır diye tahmin ediyorum. Hiçbir şey alamadık bu arada var ya. Okçular yukarı çıkınca pataküte adam indiriyor. Abi o da doğru. Bunlar firar edenler mi? Yaralanıp kendine gelenler mi? Bilmiyorum, orada savaş bitti. Bunlar ölmedi. Şimdi benim elime Tomar'la Lord geçecek. Arkadaşlar esir mi alayım Lord'ları? Salayım mı? Ne yapayım sizce? İncil'i armayı tahta geçirmeye çalışıyoruz. Bunun bilincinde olarak ileride yanımıza adam çekeriz diyerekten salmak mı mantıklı acaba? Yoksa esir alıp böyle bir Lord satışında iyi para vardı, bak hatırlıyorum. Lord mu almak lazım? Esir alırsak güzel olur ya. Şimdi ben ne gideceğim bu arada? Seviyemiz 19 olmuş. Ben ne yapmaya başlıyordum? Benim atletizmim yok, yürüyemiyorum. Talimce, envanter yönetimi ve ikna vermek istiyordum ben. Zeka vereyim. İknayı bir altılayayım. Zeka 21 olduğunda ne olur? Şimdi 20 oldu, 3 puan. Şey, 2 puan daha geldi, 3 puan. 21 oldu, 2 puan daha geldi, 5 puan. Talimçe, envanter ve iknaya verdin. Tak tak tak, 3 puan oraya gitti. 2 puan boşta kaldı. Yön bulmayı borçaya verdik. O kalan 2 puanla da herhalde şey yaparım ya. Kalkan ve atletizm falan veririm, bilmiyorum. Biz yine köleci gibi takılıyoruz da. Para lazım değil aslında, sal. Adam çekmede iyi oluyor. Abi ikna kabiliyeti kasıyorum ya. Bence de ona göre davranalım. Bence de adamları salalım. Çünkü ikna kabiliyeti falan da kasıyorum. Gerçekten de onurlu bir adamsın hanımım. Bunu unutmayacağım abi. Unutmasan iyi olur. Ay pardon. Dayının nasibinde yokmuş kanka. Dayının nasibinde yokmuş. Ne yapayım? Ne yapam? Svadyalı keskin nişancı ver. Çavuş ver. Şövalye ver. Avcıyı ver. Piyadeyi ver abi. Aha, artı 6 eldiven. Allah razı olsun. Ama bütün loot bu kadar mı ya? Kanka bir şey söyleyeyim mi sana? Dolandırıldık. Net söylüyorum, dolandırıldık. Bu Reyindi kalesini ayakta tutmak için ben can verdim. Tamam mı? Dolandırıldık. 500 adamın lootu bu olamaz kanka. Bence loota kale çöktü. İkisini al, eziyet çektir. Diğerlerini sal. Kardeşim bir çektirebileceğim, eziyet çektirebileceğim bir adam gelmedi biliyor musun? Düğüm var galiba kenarda bir yerde. Arbaletli paralı asker. Aa, köle tüccarı. Seni burada görmek ne güzel. Svadyalı çavuşlar. Şövalye. Avcı. Piyade. Dur dur. Peyniri meyniri satma. Balığı malığı satma kanka. Peynir balık malık burada. Tavuk falan çürüyor. Ben bu lordtan nasıl fidye isteyeceğim? Konuşarak mı fidye isteyeceğim? Kaçmaya ya da aptalca bir şey yapmaya çalışma, yemin ederim yapmam diyor. Bu esiri mesela lordlarla ticarete girip verme olayı falan yok değil mi? Benim kafa Bannerlord'a çok gidiyor abi. Gergit de Svadiye savaş açtı. Ulan bütün Svadya'yı ben durdurdum zaten.
Bütün Suadiye'yi ben durdurdum abi. Adam gelip bana verecek parasını. Hop. Allah bereket versin. Güzel adam topladık. Artı dayı ne haber? Abi, mühendislik ve taktik kas sana zahmet. Başka sana bir şey veriyor muydum ben ya? Başka bir şey verdiğimi hatırlamıyorum yani mühendislik taktik. Artı dayıyı da şöyle geliştirdim. Ymiria level aldı mı? Aldı. Abi yara bakımı, cerrahlık, ilk yardım. Ver bunlara verebildiğin kadar. Acık güç versem Ymiria'ya zırh verecektim de o healer yani. O orada öyle takılıyor. Sarranit tarafından işletme. Ya, muhtemelen Durkuba şehri tarafı bayağı iyi sonuç verir. Emir Tilimsan. Abi selamun aleyküm. Görev var mı abi? Nord Krallığı'nın lordlarından birini tutsak al. Denerim kanka. Denerim bir yemeğimi memeğimi alayım. Nordlardan birini. Ben bu görevi kabul ettim de. Maraşel'e rafor ver. Sığır sürüsünü Kudan'a ulaştırdım. Bariye'ye gittiğimde onunla alakalı da bir şey yaparım. Ben Nordları nerede bulacağım şimdi mesela? Yok 150 askerlik her git o. Bana kenardan köşeden bir Nord. Gökten Nord askeri düşürme duası. Bir Nord soylusu. Kardeşim olmaz mı şuralarda ya? Ay 25 adam var içeride. Mesela ben bu köyü ateşe verip Lord'u dışarı çekebilir miyim acaba? Bunun için köylülerle mi konuşmak gerekiyor acaba? Yok galiba ya. Birini bulacağım Ergeç. Artemenler kapa çeneni. Maraş enemi yetişeyim görev mi yapayım oğlum? Herif 5-5 asker basıyor bu arada. Şuralarda belki birilerini sıkıştırırım. Ayak izi falan da görmüyorum ki. Nord Krallığından Lord Logarson esaretten serbest bırakıldı. Askerlere terfi. Tabi Nord askeri şeye benzemez. Onu da bilmek lazım. İyi para, iyi para. Allah bereket versin. Bir de para kaldı. Nordlar en son bir kurabı kuşattıydı. Vayagirler ilerliyor burada. Oo merhaba. Hmm, 500 asker ne lan? 500'e 102. Lord Duril'i sana ben hiçbir şey yapamam abi. Dur dur dur. Ya nasıl yapacağız? Leş kargalığı yapacağız abi. Niye çıkıyor geri geliyor çıkıyor geri geliyor? Şunu sıkıştıramam 100 askerle yok. Dalarsan gelirim Lord Meriga. Adamı kurtarmaya dalarsan gelirim. Kimse var ya. Aldırış etmedi herif. Acılar içerisinde öldü. Adamı acılar içerisinde öldürdüler abi. Aslanım.
Ey aslanım. Hadi bismillah. İnşallah Nordlardan birini esir alabilirim burada. Aslan parçasına bak. 30 askeriyle beni şey yapacak. 30 askeriyle beni vuracak. Anam. Vurdu bu arada. Vurdu bu arada. Kardeşim görev var. Kontu kendi ellerimle bayılttım. Bu arada bir adam girse bile onu kurtarmaya girecektim biliyor musun? Aynen iki tane lordun toplamı 30. Onlar arkasındakilere güvendi. Arkasındakiler gelmeyince cort diye kaldılar ortada. Hadi umarım birini esir almışımdır. Kont Bulba. Babuşka esirimsin. Vayegir askeri almıyorum. Zaten alabilecek yerim de yok. Çok bir gelişmiş adamları yok. O yüzden alabildiklerimi alacağım. Loot namına da pek bir şey gelmedi. Sağlık olsun. Şimdi. Emir Tilimsan'ın olduğu yere doğru gitmem gerekiyor. Şunlar benim canımı yakmadan. Buradan İsmirella Kalesi'nin oradan giderim herhalde. Aman abi çok dikkatli olmak lazım. Eldeki adamı kaptırmadan. Yürü şuradan Reyn'diye doğru. Dargios Kalesi de mi bizim? Vay be yani Swadia'nın mekanda toprakları varmış ha. Bir saniye. İki lord bir lorddan daha iyidir. İki birden iyidir. Kardeşim işiniz erken biterse. Efendim merhabalar ben Yarmagül. Çok hoş bir karaktere benziyorsunuz ama sizi şişlemek zorundayım. Ne yazık ki, ne yazık ki efendim. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Aa, ben yağma yeteneği vermediğim için mi lootlar bana bok gibi geliyor? Ulan ben ne bileyim yağma deyince ben köy yağmalamayacağım. O zaman yağma basmayayım dedim geçtim. Ah be. Sana bir şey diyeyim mi? Boş bir yetenek bu arada. Ya kilit öneme sahip. Boş bir yetenek derken şu yüzden boş bir yetenek. Ya bu sonuçta bir orta çağda rol yapma oyunu değil mi? Haklı haksız çıkma çabasında değilim bu arada. Zaten abi oyunu seven adamlar her şeyi de seviyor. Herhangi bir şey söylemeye gerek yok da. Rol yapma oyunu değil mi abi? Ben karşımdaki adamı öldürdüysem, şayet vurdum, devirdim. İtemini almak için davetiye falan mı bekliyor? Gözleri mi görmüyor abi? Gözlerine perde iniyor. Tamam, anlaşıldı mesele. Ben yağma deyince bu arada köyü kastediyor zannettim. Adam köy yağmasını kastetmiyormuş. Hadi bir an evvel Sarranit Sultanlı Barış Anlaşması imzalamadan şuralara bir gidelim. Dihrim'e bir uğrayalım. Var mı burada köle tüccarı? Yok. Arenada işim yok. Yanlışlıkla girdim. Yağma yeteneği. Hoş geldin Ahmet. Merhabalar. Modsuz efendim. Natif. Loot olarak bir bok gelmiyor. Bizim o yağma yeteneğini kasmamız lazım. Loot olarak hakikaten bir bok gelmiyor abi. Çok sinir bozucu. Demek ki yağma yeteneğiymiş ya. Ah be. İşte bu. 900 saat Warband. Emir Tilimsan'ın yerini sormam lazım görevi teslim etmek için. Bu arada gidelim burada da bir işletme açalım. En azından burada da böyle bir miktar para kasalım.
Şuradaki adama sorarım ya. Seni mi kovalayacağım? Sevgili Emir Nuvas, selamlar. Dercios Kalesi kime bırakılmalı? Sana bir haberim var. Ben de sizi destekliyorum. Şimdi size sormam gereken bir sorum var. Emir, kimde la görev veren? Tilimsan. Emir Tilimsan'ı nerede bulabilirim acaba? Hop 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 hop. Adam bana görev verdi ve krallıktan atıldı mı? Rulons köyünde. Abi eyvallah, görüşürüz. Rulons köyü. Re. Şaka yapıyor olmalısın ya. Dalga geçiyor. Galiba dalga geçiyor abi. Burada birileri var mı? Var, Emir Dihiyul. Abi selam. Nasılsın? Emir Tilimsan nerededir acaba? Suno şehri. Peki. Suno şehri yakınlarında. Köyü yağmalıyor olabilir. Ne işi var ki mesela Nordların olduğu yerin orada? Ker 37 tane kaçak Kergit atlı okçusu. Aman. Bela bela. Emir Muthalir aldı kaleyi. Şurayı mı yağmalıyor acaba? Oğlum sen ne cesaretle bana geliyorsun lan? 6 tane zırhlı süvarisi, 17 tane çavuşu mavuşu var. Bizim Goben nerede acaba ya? Suno şehrinde esir mesir tutulmuyor değil mi ya? Abi çöre tüccarı merhaba. 96, 66, 42, 140. Allah bereket versin. Bir de esaretten kaçma durumları da var bunların. Tam Kont Bulba'yı verdim, bir tane esirim var. İbriyan köyü. Kergit yağmalıyor. Kergit burada. O Svadya askeri. Ya nerede bu gerizekalı adam ya? Ben tekrardan bir gidip Reyindi Kalesi'ne soracağım. Reyindi Kalesi'ndeki adama bu adam nerede diye. Bu adam da burada değil ki. Emir Muhnir'e sorayım bari. Hacı bir dur. Bir şey soracağım sana. Tostar Köyü. Ben de seni destekliyorum. Al köyü. Emir Tilimsan nerede? Emir Tilimsan. Uksal şehri yakınlarında. Ya ben oradan geliyorum zaten. Gizleniyor mu? Ne yapıyor bu ya? Birader sokacağım. Gizleniyor mu bu? Ne yapıyor? Şey mi yapıyor? Benle karşılaşmamak için saklanıyor, pusuyor falan. İhrim şehrini Svadyalılar geri aldı. Ya abi vallahi küfür edeceğim ya. Öyle böyle değil hem de yani, böyle bir kulak şenlendirecek şekilde söveceğim. Yok, Kergitatlı okçularına bulaşma. Adamlar Dihrim'i almış.
Emir Tilimsan nerede bilmiyoruz. Bir görev verdi bana. Sonra siktir olup gitti abi. Ülkeyi terk etti herif. Abi şu çocuk nerede, bak bana şunun yerini söyle, ben tansiyonlarım yükseliyor benim. Nerede bu? Rus diş köyü, Rus diş köyü. Oradan oraya, oradan oraya hangi hızla gittin lan? Aa, bana köy verdi Sultan Hakim. Allah razı olsun. Sultanım. Toprak vermem dediydi, verdi. Vermem demiştim. Taramme Kalesi. Yerinde dur. Yerinde dur. Yakınım bak sana ilk defa. Gulasen, Nuvas. Abi nerede bu? Emir Tilimsan nerede? Bana yerini söyle. Habba köyü. Çok yakınım. İlk defa çok yakınım. Emir Lakem'e tekrar soracağım. Abi nerede bu şerefsiz? Maviti köyü. Ya adam yani durmadan... Ay ben yoruldum. Vallahi ben yoruldum. Adamın götünü kovalıyorum. Nerede bu? Buzga köyü. Beyler vallahi durmuyor. Adam durmuyor. Adam durmuyor abi. Adam durmuyor. Geldik Uzga köyüne. Niye yerinde durmuyorsun lan? Henüz üzerinde mi çalışıyorum? Ben Nordlu Lord'u satıp Svadyalı'yı mı elimde tut? Oh! Yani 2300 altın için satmayabilirdim. Orada hata bende ama şu an benim öfkelenme sebebim kesinlikle adamın götünün yerinde durmaması. Yani mühim değil, önemli değil. 18 gün kalmış zaten. Benim 10 günüm bunu aramakla geçti. Adamın götünü kovalamaktan ben yoruldum. Ve açıkçası baydım. Arkadaşlar uzun oturum Mount & Blade oynayamıyorum ben. Uzun oturum oynayamıyorum. İnanılmaz bir oyun çünkü yani. Böyle bir yarım saatin sonunda... Yapıyorsun böyle, bezdim diyorsun, bir daha bir ay girmek istemiyorsun. Bak önemli değil, gider alırım. 40 dakika adamı kovalamış olmasam vallahi sorun etmeyeceğim ya. Yıllar önce gönderdiğim sürü. Evet, işletme amaçlı toprak alamıyorum çünkü Emiratis beni sevmiyor. Bir de şimdi Emiratis'le uğraş. Allah bilir Emiratis nerede mesela. Emiratis'in nerede olduğunu boş ver. Benim benim gıda konusunda sorunum var. Artık gıda sıkıntım da var. Dur. Şuradan bir yemek alayım. Yıllardır adamı kovalıyorum abi. Olsun, o kadar şey kalmadı ki. Yıllardır adamı kovalıyorum yani. Adamın götündeyim yıllardır. Neyse gidelim. Orduya erzak alışverişi yapalım.
Ordu'ya erzak alışverişi yaptıktan sonra kardeşim Allah bereket versin. Bu videoyu burada sonlandıralım efendim. Kıymetli vaktine ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler dostlar. Esenlikle kalın. Bye bye.